Bugün yine değerli bir konuğumuzla karşı karşıyayız. Çin'deki Türkler programında doğudaki tanıtım elçilerimizden yine çok önemli bir şahsiyette, bir isimle İş Bankası temsilcisi Doruk Keser'le birlikteyiz. Doruk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Bey. Teşekkür ederim. Rica etsem öncelikle Doruk Keser kimdir? Çin'le nasıl tanıştı? Buradan bir başlayalım, ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Buyurun. Tabii ki. Ben kariyerime 2002 yılında İş Bankası'nda başladım. Yaklaşık 18-19 yıl önce müfettiş yardımcısı olarak başladım. 8 yıl Anadolu'yu müfettiş yardımcısı olarak dolaştım. Bir fiil iştirak teftişleri ve finansal şirketlerin teftişini de yaptıktan sonra 2010 yılında sabit görev diye tabir ettiğimiz genel müdürlükteki görevime başladım. Burada iştiraklerden yine iş girişim sermayesi iştirakinde 5 yıl yöneticilik yaptım. Burada biz şirketlere yatırım yapıyorduk bir sermayedar vasfıyla, finansal ortak vasfıyla. Burada birçok sektör inceleyip birçok yatırım yapma imkanı buldum. Akabinde 2015 yılında bir nevi bankaya geri dönerek Çin'de boşalan pozisyon için başvurdum ve 2015 yılında da Çin temsilcisi olarak Çin'e atandım. Yaklaşık 6 yıl diyelim, 6 yıla yaklaşıyorum, bu sene sonunda 6 yıl olacak. 6 yıldır da bu görevi ifa ediyorum. Anlıyorum. Doruk Bey, rica etsem bir de temsilcilik ne demek? Yani şimdi temsilci olan bir bankayla diğer banka, Çin'deki diğer banka arasında ne gibi farklar var? Örneğin İş Bankası Şangay temsilciliği hangi hizmetleri verebiliyor? Evet, temsilcilik ofisi lisans gereği aslında piyasaya ilk giriş noktası. Yani piyasayı öğrenmek, piyasada araştırma yapmak, danışmanlık yapmak, irtibat olarak yer almak için kurulan bir model. Bizler 2006 yılında ilk temsilcimizle bu işe başladık. O dönemde zaten Çin'in bir regülasyon gereği yabancı bankaların piyasaya girişini önce temsilcilik ofisi olarak açmalarını istiyorlardı. Bu kural kalktı aslında. Şu anda yeni giren bankalar direkt olarak şube veya banka yatırımı yaparak girebiliyorlar. Temsilciliğin kapasitesi de şudur Kerem Bey. Öncelikle danışmanlık ve liyazon, yani irtibat bir nevi. Biz müşterilerimize veya genel müdürlüğümüz de aslında bir müşterimiz sayılır. Buradaki bankacılık sistemi, finans olanakları, yatırım olanakları, piyasa araştırması bu konularda bir nevi danışmanlık hizmeti görüyoruz aslında. Hep şunu söylüyoruz, Çin'den Türkiye'ye girişte bir giriş noktası, bir başvurulan bir nokta olmak amacındayız. Yani Türkiye'ye yatırım yapacak bir Çinli şirket geldiğinde açıkçası onların ilk kontak noktası olmak amacındayız. Tabiatı gereği İş Bankası sadece Türkiye'de de değil, bölgesinde de yatırımları olan bir banka. Dolayısıyla biz kendi ağımız içinde herhangi bir Çinli yatırımcıyı hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Oradaki ilk temas noktamız da temsilciliğimiz aslında. Aynı şekilde Türkiye'den Çin'e gelen müşterilerimiz için de yine onların başvurabileceği, onların en azından burada hizmet alabileceği bankacılık direkt belki mevduat kredi şeklinde değil ama direkt danışmanlık gibi hizmet alabilecekleri bir nokta olmak amacındayız. Tabii bunlar bir ücret karşılığı yapılan şeyler değil, tamamen genel müdürlüğümüzün yetkisinde ve network'ün içinde birbirini besleyen işlerin bir parçası olarak görülebilir. Temelde budur Yani bir temsilcilik. anlamda fahri danışmanlık gibi. Aynen, bir anlamda öyle, bir anlamda aslında bayrağı da dalgalandırıyoruz. Yani finans alanında Çin piyasasında gerçekten sermaye kontrolü uygulanan bir piyasa olduğu için dışı açık olmadığı için bir takım engeller ve zorluklar var. Açıkçası bu engel ve zorlukları aşılması anlamında da evet dediğiniz gibi bir danışmanlık. Daha uzun vadeli yatırımlar için belki bir fikir verebilecek bir partner gibi düşünebilirsiniz bizi.
Şimdi Çin'e ilk gittiğinizde sizden rica etsem gitmeden önce nasıl bir Çin vardı kafanızda? Ve gittiğinizde neyle karşılaştınız ve özellikle de unutamadığınız ve bizimle paylaşabileceğiniz bir anınız varsa seve seve dinleriz. Buyurun. Tabii ben 2015'te Eylül ayında uçağım indi Çin'e 6 yıl önce. Açıkçası Çin'e ilk gelişimdi. Dolayısıyla aslında ben görevi kabul ettiğim zaman Çin'i hayatımda hiç görmemiştim. İlk indiğim zaman aslında görev için bu da Çin'e ve Asya'daki en uzak bölgeye ilk ayak basışım oldu diyebilirim. Sadece kitaplardan okumuştum açıkçası. Bir de yabancı basından okumuştum. Tabii yaşam standardı olarak ve kültür olarak geldiğimde gördüklerim beni resmen şok etti. Çünkü diğer ülkelerle arasını açtığı Çin'in teknolojik anlamda yaşam standardı büyük şehirlerde özellikle doğu kentlerinde büyük bir artık gap oluşmuş, boşluk oluşmuş durumda. Yani Çin devinimini hızla devam ettiriyor. Bunun içinde sadece teknoloji de değil, kültür sanat da var, bilim var, inovasyon var. Bu anlamda şok oldum diyebilirim. Bunun bir nedeni dediğim gibi Batı kaynaklarından Çin'e okumuş olmak, Çin'e hiç gelmemiş olmak. Ciddi bir bilgi asimetrisi var aslında. Gelip kendi gözünüzle gördüğünüz zaman o bilgi farklarının ne kadar açıldığını da hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk geldiğimde beni şaşırtan konu açıkçası Çin'in gelişmişlik düzeyi oldu. Anlıyorum. Bildiğiniz üzere ki siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Çin'in en üst yasama ve siyasi istişare organları olan Çin Ulusal Halk Meclisi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın çok önemli iki toplantı diye adlandırılan etkinliği geçenlerde yapıldı bitti. Burada çeşitli kararlar aldığını ikimiz de biliyoruz. Ama sizden özellikle finans dünyasını, finans piyasasını ilgilendiren ne gibi önemli kararlar çıktı? Bunları biraz anlatmanızı rica edeceğim. Tabii. Aslında Kerem Bey, ben finans ve ekonomiyi müsaadenizle birleştirerek aktarayım. Özellikle tabii burada önceki performansa da vurgu yapmak lazım. Belki önceki 5 yıla. Evet, iki oturum Mart ayında sonlandı. 2021 hedefleri belirlendi. Ve açıkçası önümüzdeki 5 yıllık plan da ete kemiğe büründü diyebiliriz. Çıkan tabloda da şunu görüyoruz. Önceki dönemin performansından bahsetmek istediğim konu bu. Aslında Çin son 5 yılda yaklaşık 5,8 milyon insanı açlık sınırından çıkardı bir önceki kalkınma planında ve son 50 yılda 900 milyon kişiyi açlık sınırından çıkardı Çin. Yani popülasyonun büyük bir kısmı ve bunu yaparken de 450 milyon kişiyi de orta gelir seviyesine çıkartmış oldu. Böyle düşünürseniz tabii bu büyük bir başarı. Ve herhalde ölçülmeye başladığı zamanlar 80'lerde 500 doların altında olan kişi başı milli geliri şu anda 11 bin dolarlara, 10.800 dolarlara gelmiş durumda. Ve yani 1,4 milyar nüfus için bu ortalamayı düşündüğünüzde bu fevkalade büyük bir başarı aslında. Tabii büyüme de artık yavaşlıyor ve orta gelir tuzağına da girmeden hızlıca 12 bin, 15 binler seviyesini kırıp daha müreffeh bir seviyeye ulaşmak Çin'in bundan sonraki modeline de ışık tutar düzeye geldi. Yani eski model aslında Çin'i orta gelir tuzağının içine alabilecekken şimdi Çin artık yeni büyüme modelini tanımlama noktasına geldi. Geçen sene Covid'den dolayı evet biraz ara verildi bunu ama önümüzdeki 5 yıllık kalkınma planında 2020 2021-25 kalkınma planında bunun emarelerini görüyoruz. Yani bir sonraki büyüme planında neler olacak, başat faktörler neler olacak diye. Burada en önemlisi aslında inovasyon. Yani biz şunu görüyoruz. Bundan sonraki 5 yıllık planda bu finansı da etkiliyor, ekonomiyi de etkiliyor. Yaşamın diğer konularını da etkileyecek. Çin %7'lik bir her yıl artan bir Ar-Ge yatırımı planlıyor. Ve buradan da şunu anlayabiliriz. Çin'in ortalama gayri safi yurt içi hasılasının oranı Ar-Ge yatırımının %2'lerdeydi.
Bunun 3 ve 3'ün üzerine çıkacağını bekleyebiliriz 5 yılda. Ki baktığımızda işte İsrail 4.9, Güney Kore 4.6, Amerika 3'lerde, Japonya 3.2'lerde. Yani Çin Ar-Ge harcamalarını artık Amerika seviyesine çıkartacak. Ve burada da en önemlisi yapay zeka, yarı iletken teknolojiler, genetik, biyotek, ilaç ve diğer işte deep sea veya uzay teknolojileri diyebileceğimiz teknolojiler olacak. Burada ne yapmaya başlıyor diye Çin baktığımız zaman açıkçası Çin'in buradaki amacı şu. Biliyorsunuz Çin şu anda endüstriyel üretim olarak dünyanın devi. Ve işte Covid gibi bir takım krizler yaşandığı zaman da o üretim üstünde bir anda anahtarı kapatma noktasına gelebiliyorsunuz. Büyümenin tek faktörü üretim olursa, teknoloji yakalama, üretim ve ihracat olursa maalesef dış faktörlerin de etkisiyle siz aynı büyüme kalitesini gösteremeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla Çin bu risklerin pek tabii farkında olduğu için artık daha verimli, daha productive, daha verimli, daha teknolojiye dönük, kritik sektörleri de içeren bir büyüme modeli geçiyor. Burada da Ar-Ge'nin tabii vurgusu çok önemli. Yine bunun içinde yer alacak konulardan bir tanesi bizi de ilgilendiren e-ticaret. Yani Çin'in dijital ekonomisi çok ciddi anlamda penetrasyonunu arttırdı. Toplam perakendenin içinde %30'luk bir payı var artık. Ki Çin'in iç tüketimi, perakende sektörü 6 trilyon dolar civarındadır. Bunun %3'ü dediğimiz 2 trilyon dolarlık bir e-ticaret hacmi var. Bunu artık ekonominin bir döngüsü haline getirmiş Yani durumda. şunu diyebilir miyiz? Bu anlattığınız şu dehşet verici rakamlar. Çin artık dünyanın e-ticaret merkezi oldu diyebilir miyiz? Kesinlikle yani oldu geçti. Hatta yani en yakın rakipleri işte Amerika'nın kat kat üzerinde. Çin'in böyle arayı açtı işte başta da bahsettiğim gibi geldiğimde beni şok eden konulardan bir tanesi açıkçası bu dijital ekonomi, inovasyon. İkincisi de yine bunların bir parçası mesela dijital ödemeler. İşte Alipay, WeChat Pay bildiğimiz 40 trilyon doların üzerine çıktı artık bu hacim. Bu konu yani e-ticaret, dijital ödemeler, alternatif ödeme sistemleri Çin'in kat kat geçtiği diğer ülkelerle arasını açtığı konulardandır. Dediğiniz doğru. Ama tabii devlet politikasının içinde daha işi ciddi boyuta getirdiğiniz zaman bunun denetimi, bunun kalitesinin artması, bunun daha merkezi planlı olması da beraberinde geliyor. Aslında bu da bir işaret. Yani bugüne kadar e-ticaret sektörü evet gelişti, iç piyasayı entegre etti, iç şehirleri entegre etti, belki KOBİ'leri içine kattı ama devlet politikasının içindeki bir faktör olursa bundan sonra daha iyi denetleneceği, daha iyi regüle edileceği anlamına da geliyor. Bunu da zaten bu senelerde görüyoruz. Artık regülasyon olarak Çin evet hacim olacak ama daha kaliteli hacim olacak. Yani bilgi gizliliği, veri gizliliği, o verilerin nerede tutulduğu, erişim, işte kriz senaryoları, sürdürülebilirlik bunların hepsi artık bir taraftan da yani hem iyi hem kötü. İyi çünkü e-ticaret vurgusu, dijitalleşme vurgusu çok açık, daha fazla yapılıyor geçen 5 seneye göre. Olumsuz tarafı şirketler için bunun daha regüle yapılacağının sinyali var. Bizler için, finans tarafı için olumlu. Çünkü kredi kalitesi açısından denetlenecek olması bu oyuncuların işte monopole karşı da tüketiciler açısından çok olumlu tabii ki. Bir de Ama dediğinizde haklısınız. yanılmıyorsam bir de fikri mülkiyet hakları ile ilgili de çok devrimsel anlamda bir atılım yaptılar. O konuda da bilginiz varsa rica edeyim biraz paylaşır mısınız? Tabii. Şöyle 2020'nin başında aslında Covid'le birazcık daha
konu gündemden çıkmış gibi göründü ama 2020'nin başında yabancı yatırımcı yasasını yürürlüğe koydu Çin. Burada yurt dışından gelen yatırımcılarla level playing field dedikleri domestik kendi Çinli yatırımcılarının aynı seviyede rekabet edebilecekleri bir taban yaratmayı hedeflediler. Burada en büyük konulardan bir tanesi de IP, trademark, copyright, bunların korunması. Çünkü yabancıların en çok korktuğu konulardan bir tanesi kopyalanmak Çin'de. Dolayısıyla burada çok ciddi bir şeye geçildi. İşte yabancıyı da koruyan ve haklarını artık işte mahkemelerde veya yerel mercilerde güçlendirecek bir yasa çerçevesi hazırlanmış oldu. Bu anlamda önemli ama içeride herhalde oturması için Kerem Bey uzun bir zaman geçecek çünkü cidden çok komplike ve birçok tarafa dokunan bir konu bu. Verimli hale geldi mi derseniz ben çok düşünmüyorum ama eskiye göre biraz daha bilinçli hareket ediliyor yabancıların IP haklarını korunması açısından. Bu da olumlu tabii ki. Bir de yanılmıyorsam eskiye oranla şimdi yabancı şirket oradaki kazandıklarını kendi ülkesine transfer etme noktasında da eskiye oranla bir rahatlama, bir regülasyon geldi. O konudan da biraz bilgi vermenizi rica edeceğim. Tabii. Şimdi yatırım akımlarına baktığınız zaman aslında Çin yurt dışından gelen yatırımları daha dostane, daha kucaklayıcı karşılamaya başladı. Bu uzun zamandır aslında böyle. Neden? Hem işte daralan dış ticaret fazlasını dengelemek, hem yurt dışına da yatırımları arttırmak istediklerinde yine aynı dengeyi koruyacak diğer bacağını oluşturmak için. Bu anlamda evet, repatriation dediğimiz kazanılan karın yurt dışına geri götürülmesi gibi konularda ya da dolara çevrilip geri götürülebilmesi, buralarda bir takım esnemeler yapıldı. Ama çok tatminkar mıdır, değil midir tartışılır. Yani yabancı yatırımcıların tek tabii ki karı geriye götürmekten ziyade tek kaygısı bu değil ama bir taraftan da mesela yabancı para krediye erişebilmek, yabancı para finansmana erişebilmek. Bu anlamlarda Çin hala macroprudential uygulamalar dediğimiz daha ihtiyatlı uygulamaları kullanmaya devam ediyor. Sermaye kontrollerinde tam bir esneme yapılmadı. Ama Covid'den sonra benim beklentim hem Çin'e giren sermayenin artması, Çin'in kendine güvenini arttırdı. Hem de yabancı ilgisi yani sonuçta dünyada en büyük ekonomilerden büyüyebilen sadece Çin oldu geçen sene. Dolayısıyla Çin'in sermaye piyasalarına olan ilgi de arttı. Bütün bunları kullanarak tabii ki şu anda biraz serbestleştirmek yönünde adımlar atılıyor. Uzun vadede göreceğiz ne kadar tatmin edecek yabancı yatırımcıyı. Ama dediğiniz doğru, buralarda biraz serbestleşmeler var. Çok iyi bildiğiniz üzere IMF yakın zamanda Çin parasını RMB'yi özel çekme hakları SDR'a dahil etti ve bu durum da artık RMB rezerv paraya dönüştü. Yine çok iyi bildiğiniz üzere Çin Halk Bankası ya da işte Çin Merkez Bankası RMB'yi uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Bu iki durumu dikkate alarak bunun Türkiye-Çin ilişkilerine ticari ilişkilere yansımalarını biraz yorumlayabilir misiniz? Tabii ki. Evet, 2016'dan beri atılan çok ciddi adımlar var. IMF'de karşılığını buldu bu adımlar. Burada kurun daha serbest belirlenebilmesi için bir sepet oluşturulup sadece dolar değil ama diğer ticaret partnerlerinin de hatta Türk lirasının da küçük bir oranda da olsa içinde bulunduğu bir sepet artık belirlenmeye başladı. Kullanılmıyor fakat. Bunun gibi atılımlarla, özellikle swap anlaşmalarıyla, dediğiniz gibi Çin para birimi olan yuan da diyoruz, renminbi de diyoruz. Renminbi people's money, insanların parası, halkın parası. Yuan'ın kullanımını yurt dışında da arttırmayı hedefledi, özellikle dış ticarette. Çünkü sermaye kontrolü diye ifade ettiğim konu,
aslında sermaye hesabı için geçerli adı üstünde. Yani siz karşılığı olmayan, yani serbest bir transfer için yurt dışından Çin'e, Çin'den yurt dışına transferde bu kontrollere takılıyorsunuz. Fakat cari hesap dediğimiz dış ticaret hesabı açık. Yani serbestçe fatura karşılığı mal veya hizmet ticareti yapabiliyorsunuz şimdi. Bunun için swap anlaşmalarına ikili para birimlerinin kullanımı için de Çin arttırdı. Hatta Türkiye ile 2012'de yapılan bir anlaşma var. Bu 2015'te tutarı arttırılarak devam ettirildi. 12 milyar renminbiye ulaştı. Daha sonra da 2019'da, 2 yıl önce hepimizin de bildiği üzere son bir uzatma yapıldı. Tutar aynı kaldı. TL tutarı 10,9 milyar TL idi, 12 milyar renminbi karşılığı. Bu şekilde devam ettirildi. Fakat bana sorarsanız Kerem Bey, bu çok verimli işliyor mu diye, ben halen bu rezerv para konusunun, yani Çin'in para biriminin diğer ülkelerin bir rezerv statüsünde tutması anlamında veya ödemelerde kullanılması anlamında yeterli yere geldiğini düşünmüyorum. Yani Çin'in dış ticaretinin ağırlığına baktığımız zaman 4,7 trilyon dolar, yaklaşık işte %18-20 diyelim. Para biriminin kullanımının oranı dış ödemelerde 1,7'dir. Ticaretin finansmanında 1,9'dur. Yani %1,9 kullanılıyor renminbi. Ödemelerde ve ticaretin finansmanında hemen hemen aynı, %2'nin altı diyelim kabaca. Doların payı da uluslararası ödemelerde %41'dir örneğin. Ticaretin finansmanında da %87'dir. Yani arada çok çok büyük fark var. Ve şunu da çok kısaca vurgulamak istedim. Rezerv, IMF'in raporunda, IMF'e raporlanan ülkelerin bildirdiği rezervlere göre de Çin hala ABD, Avrupa Birliği para birimi, euro ve pound ve yen arkasından %2 ile rezerv para olarak tutuluyor diğer ülkeler tarafından. Bu da çok halen istenilen bir noktada olmadığını gösteriyor. Karşılığında Amerikan doları 50 civarında, 57 civarında, euro %20 küsür. Yani euro ve Amerikan doları hala %80'e yakın bir rezerv para birimi olmuş. Buradan bunu görebiliyoruz. Bu neden istenilen kıvama gelmiyor? İşte biraz önce konuştuğumuz sermaye kontrolleri aslında bu işin dileması diyebiliriz. Yani Çin aynı zamanda hem sermaye kontrollerini kaldırıp renminbinin uluslararası dolaşımını tamamen serbestleştirip yurt dışında da kullanılabilecek şekilde bu kontrolleri kaldırdığı zaman düşüncesi bunun bir anda yapılmasının dışarıya sermaye akımlarını arttıracağı ve bir dengesizlik yaratacağı unsuru, bunu istemiyor. Dolayısıyla bunu istemediği için de renminbinin likiditesi yurt dışında istenilen seviyeye ulaşamıyor. Böyle düşünürsek burada bir dilema var. Yani bu tavuk yumurta hikayesi hangisi önce olacak? İşte göreceğiz. Yavaş yavaş esnetiyorlar. Bence doğru olan bu. Çünkü bu kadar büyük bir ekonomide her şey bir anda işte testini veya sonuçlarını öngörmeden yapmak çok da akıllıca değil. Onu da Çin hükümetinin çok iyi bildiği bir konu zaten, uyguladığı bir konu. Belki sermaye yatırımlarına da dikkat çekmek gerekebilir Kerem Bey. Çok kısa Lütfen, müsaadenizle. lütfen. Şöyle bir durum var. Mesela Çin'in varlıkları, yani yurt dışı yatırımları aslında Çin'e gelen yatırımlardan fazladır. Yani Çin 8 trilyon dolar, bu 2020'nin kabaca işte 3. çeyrek rakamları diyebilirim. 8 trilyon varlık almış yurt dışında. Bunlar nelerdir? İşte bir kısmı hazine bonoları, Amerikan Merkez Bankası'nın tahvilleri. Ki bu işte 3,2 trilyon rezerv tutuyor. Neredeyse %42 mesela rezerv bu yurt dışı yatırımlar içinde. Direkt yatırımlarına bakıyoruz, 2 trilyon dolar stok toplam. Bu da %27'lere geldi. Portföy yatırımları da işte yurt dışı sermaye piyasalarına yapılan bonolara yapılan yatırımlarda fixed income dediğimiz %8'lerde hala. Şimdi
Çin yurt dışında varlık alırken, burada şunu vurgulamak istiyorum, çok teknik olmasın, halen çok muhafazakar. Yani halen tahvil, halen işte daha güvenli liman dediğimiz varlıklarda, yani dolar varlıklarda, üstelik de en güvenlisinde tahviller, Amerikan Merkez Bankası tahvillerinde ağır. Evet, son 10-15 yılda direkt yatırımlarını arttırarak bunu birazcık çeşitlendirdi, ama halen istenilen yerde değil. Dönelim Amerika'ya bakalım. Amerika'nın 25 trilyon varlığı var, yurt dışında tuttu. 32 trilyon da yurt dışından Amerikan varlıklarına gelen yatırım var. Yani 7 trilyon dolar borçlu Amerika. Deminki 8 trilyon, 6 trilyon dedik. 2 trilyon da Çin alacaklı, yani daha fazla varlık almış yurt dışında. Fakat işin püf tarafı, belki işin en kritik tarafı şu: Çin daha fazla yaptığı varlık yatırımlarından aldığı net getirisi negatif. Yani eksi %2,2 bir getirisi var. Yani Çin'e gelen yatırımcıya çıkıp yaptığı yatırımdan daha fazla faiz ödüyor, daha fazla getiri sağlıyor. Amerika tam tersi, açık veriyor ama gelenlere daha az getiri sunup yurt dışında daha getirili varlıklara yatırım yapma kabiliyetin olduğu için pozitif getiriye sahip. Şunu vurgulamak istiyorum: Çin'in muhafazakar duruşu aslında Çin'in sermaye akımlarında Çin'e zarar ettiriyor net olarak. Bu Ve peki ben bunu oranın şöyle önde bağlıyorum. Bu dediğiniz Buyurun. konum eminim oranın önde gelen ekonomistleri tarafından tartışılıyordur ve bu konuda da eminim kendi aralarında bir tartışma vardır. Yani bu konuda da bir değişikliğe gitme ihtiyacı tartışılıyor mu? Yani en azından bu böyle bir şey duyum aldınız mı? Tabii ki bu rakamlarda kendini gösteriyor Kerem Bey. Yani o son 10 yılda aslında Çin daha fazla direkt yatırıma yönelmiş. Yani tahvilleri biraz azaltıp, daha fazla azaltmıyor belki ama absolut olarak şey yapıyor, daha fazla sermaye yatırımına, direkt yatırıma çıkıyor yurt dışına. Dolayısıyla total içinde biraz daha çeşitlendirme var. Evet, yani burada bir bilinç var. Zaten varlık fonu bu amaçla oluşturuluyor ve Çin'in varlık fonu da getirisini maksimize edebilmek için sermaye akımlarından daha çeşitli varlıklar arıyor yurt dışında. Tabii burada şunu da vurgulamak lazım: kuşak yolun bence bir amacı da bu. Yani kuşak yol, sermayenin daha getirili varlıklara ihracını sağlamak açısından da bir yöntem, bir işaret, bir politika. Yani sadece EPC dediğimiz işte yatırım ya da kontratlarla büyümek değil yurt dışında. Aynı zamanda gidip yurt dışında direkt yatırımlar, enerji santralleri kurmak olabilir, ortaklıklar olabilir, birleşme satın alma olabilir. Yani bunu da zaten politika gereği itmek istiyor. Çünkü orada bir utangaçlık var. Yani aman işte riskten geri duralım, ama siz de dediniz belli adımlar atıldı. Neden daha fazla söz sahibi değil finansal arenada Çin? Nedenlerinden biri bu. Yurt dışındaki yatırım refleksi çok riskten kaçar pozisyonda. Amerika'da tam tersi. Demin bahsettim, net borçlu ama net borcundan getiri elde edebilen bir ülke. Anlıyorum. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Dediğiniz gibi Çin'in daha fazla yurt dışında bu sermaye yatırımlarını çeşitlendirmesi bundan sonra çok önemli. Hem getiri anlamında önemli, hem de belki siyasi anlamda da önem kazanacak, çeşitlendirme anlamında da önem kazanacak. Bunun politikası kuşak yol diye düşünüyorum ben Anlıyorum. şahsen. Sizin de yaşadığınız Şangay, yanılmıyorsam dünyada en fazla ekspatın yaşadığı şehirlerden biri. Gerek Doruk Keser olarak gerekse de çevrenizdeki eş dost hafta sonları nasıl geçirir? Çünkü biraz ben İstanbul'a da çok benzetiyorum. İstanbul'a çok benzer yanları var. Çok da keyifli, güzel bir şehir. Hakikaten hafta sonları nasıl geçiyor? İnsanlar orada nasıl eğleniyor? Ve bu pandemi, iyi sanıyorum artık pandemi pek konuşulmuyor orada. Sinemalar, tiyatrolar,
Kültür merkezi sanıyorum açılmıştır. Doğru, evet, dediğiniz gibi burası yaklaşık herhalde 10 aydır, 8-10 aydır, geçen senenin Mart'ından beri kademeli tabii açıldı. Ben de Eylül'den beri buradayım. Evet, kodlarla takip edilme, işte maskenin devamı, kullanılmasının devamı, bunlar artık bir hayatın bence bir parçası haline Yeni geldi. normaliniz Yani bu. yeni normal bu, aynen. Yani takip edileceğiz. Bundan bu bizim güvenliğimizi sağlıyorsa bundan kaçamayacağız. Öyle bir tablo var. Diğer taraftan maske de bundan sonra hayatın bir parçası haline geliyor. Tek belki COVID olarak da düşünmemek lazım tek tehlikeyi. Başka tür yani başka çeşitli riskler de var. Artık dediğiniz gibi yeni normal buralarda tanımlanıyor. O açıdan Çin çeşitliliğini özellikle Şangay kaybetmedi. Burada çok zengin bir kültür var. Beni şaşırtan konulardan bir tanesi de odur açıkçası. İnsanların buradaki okuma kültürü hem çağdaş sanat olsun, hem Rönesans, hem Impressionist, hem geçtiğimiz yüzyılın işte Başat sanatçılarının eserleri olsun, çok büyük bir merak var. Yani inanamazsınız, bütün riskine rağmen konu sanat olduğunda, kültür olduğunda her yer tıklım tıklım dolu. Kütüphaneler keza öyle. Büyük merakla okuyor Çinliler. Yani herhalde gözümüzde şey canlanıyor, böyle işte yeni işte bıyığı terlememiş bir genç bir işte PlayStation'ın karşısında bütün gününü geçiriyor gibi bir algı var herhalde Çin'deki gençlikle ilgili, ama benim gördüğüm çok ciddi bir kendini geliştirme var. Yani tatmin olmuyorlar edindikleri bilgilerle ve daha doğrusunu, daha iyisini aramaya çalışıyorlar. İşte çevirilere bakıyoruz, gerçekten çok ciddi bir kaynak zenginliği var burada. Devlet de bunu teşvik ediyor, çok önemli. Aynı şekilde girişimcilik çok ciddi teşviklere sübvanse ediliyor. Ve inovasyon, yani Çin bilim, kültür ve inovasyonla yoğrulmuş bir yeni bir nesil yaratıyor bir taraftan. Ve burada da çok hızlı ve planlı gidiyorlar. O açıdan hafta sonları ben de mümkün mertebe bunları gözlemleyerek geçiriyorum. Gün geliyor işte ara sokaklara girip koloni dönemindeki işte buradaki Şangay'ın French Concession gibi bölgelerinde dolaşıyorum. Geri geliyor işte bu sanat galerilerine gidiyorum. Hem çağdaş sanat galerileri hem de gelenekseller çok çeşitli. Zamanım hala Çin tanıyarak geçiyor. Aslında 5-6 yıl dedim ama 5-6 yıl Çin için belki de hiçbir şey değil. Yani bu kadar büyük bir coğrafya, bu kadar hatta kendi içinde de çok fazla farklılıkları barındıran bir ülke için dediğiniz doğru, böyle kısa zamanda şıp diye öğrenilecek bir ülke değil. Doğru. Şimdi sizin de çok iyi bildiğiniz üzere Çin'de özellikle çok güçlü bir e-ticaret var. Ayrıca bu RMB'nin dijital para olarak kullanılması noktasında pilot bir takım uygulamalar var. Bu iki durumu dikkate alarak, bir de biliyorsunuz ha, Türkiye ile Çin arasında yerel parayla ticaret yapma. Bunların özellikle de Türk ticaret şirketlerine ve KOBİ'lerimize ne gibi avantajları sunuyor ve KOBİ'lerimiz bu avantajları doğru kullanmak için sizce hangi adımları atmalı? Evet, gayet yerinde bir soru. Haklısınız. Burada açıkçası bütün bu regülasyonun, kurgulanan senaryoların biraz da sahaya inip başarılı bir sonuç çıkartması gerekiyor. Devamı gelsin. Burada KOBİ'ler çok önemli. Dijitalleşme dediğimiz zaman en çok belki de ekonomiye entegre olacak kesim bu kesim. Şimdi Çin'in kendi içinde bunu başardığını görüyoruz. İşte biraz önce bahsettik, e-ticaret rakamları 2 trilyon dolar, %30'una geldi toplam perakendenin dedik. Dijitalleşme hızla devam ediyor dedik. Fakat tabii Çin'in bilim
Benim de gözlemlediğim bu COVID sonrasında da kendini artık bambaşka bir yere çekmiş olması, yani altyapı olarak işte geçtiğimiz sene toplam 780 bin 5G baz istasyonu yatırımı bitti. Bu sene 600 bin tane planlanıyor. 6G araştırmaları hızlı devam ediyor. 6G'ye geçiş için de belli yol planları çiziliyor. İnanılmaz bir yatırım ve devinim var. Şimdi böyle bakınca aslında bu standarttan Avrupa ekonomilerinin, gelişen ekonomilerin standardına geçerken entegrasyon problemi olabilir mi? Bu önemli. Yani bu altyapı kalitesini siz diğer ülkelerde bulabilirseniz ancak belki regülasyonu özellikle çok önemli. Yani bir Merkez Bankası dijital parası çıkartıyorsunuz ama bunu sınır ötesi ticarette kullanırken atıyorum bir Tayland'a gittiğinizde, Endonezya'ya gittiğinizde, Türkiye'ye gittiğinizde bu standart, bu regülasyon hazır değilse zaten orada bir kapı duvar oluşuyor. Dolayısıyla yani Çin kendini aslında buna da çok net hazırlamış durumda. Çünkü Covid'de de gördük. Çin tamamen kapatsa sınırlarını ki kapattı. Yani bence test edildi bu konu. Kendi kendine yetebiliyor mu? Bu sorunun cevabını kendileri verdiler. Aslında bazı açıklar dışında yetiyor. Mesela çip açığı, kritik teknolojilerdeki açıklar. Dolayısıyla Çin dışarıda bu entegrasyon sağlanamasa bile burada Merkez Bankası dijital parasını uygulayacak. Birinci konu bu. İkinci konu çıktığınız zaman işte swap dedik. Mesela swap fiziksel olarak renminbi ve Türk lirası, yuan ve Türk lirası arasında işledi mi diye baktığımız zaman biraz önce değindik. Rakam vereyim. 2020 sonu 250 milyon dolara yakın bir İthalat milyon dolar karşılığı renminbi cinsine ithalat yapmış Türkiye. Ve 35 milyon, 40 milyon dolar civarında ihracat var. Şimdi toplam 26 milyar dolara yakın dış ticaret hacmi olan iki ülke arasındaki renminbi kullanımı çok çok düşük seviyede. Yani bu işin eski sistemde olmayacağı belli. Çünkü aynı pürüzler aynı şekilde devam ediyor. Kaldı ki bir de üstüne Renminbi'nin yurt dışında bulunma sorunu var, likidite sorunu var. Biraz önce değindiğimiz gibi. Dolayısıyla bunlar nedeniyle ben bu swap veya eski tip değişim diyelim veya uygulamaların vazgeçileceğini ve dijital tarafta yeni bir standartla bu işin denileceğini düşünüyorum. O da nedir? İşte blockchain, geçtiğimiz senelerin buzzword'ü. Blockchain nasıl uygulanabilir? Senaryo yok, sıkıntılar var. Şimdi işte Çin onların üstesinden gelmeye çalışıyor. Şu anda Tayland'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Merkez Bankaları'yla anlaşmalar yapıldı. Dijital geliştirme projeleri uygulanacak bu ülkeler arasında. Yani Çin diyecek ki bak ben standardımı koydum. Aplikasyon tabanlı bir şeyim var. Artık tamamen dijitalleşmiş bir ekosistemim var. Yurt dışında işte ödeme yaptığında sen de aynı standartla reel sektöründe kullanabileceği bir altyapı sunabiliyor musun? Ya da ben sana yardım edeyim sunumuna, beraber çalışalım dediğinde bu iş belki tohumlanmaya, gelişmeye başlıyor. Burada da temel teknoloji kanımca blockchain olacak gibi gözüküyor. Burada da Çin içerideki tecrübeyi dışarıya taşıyacak şüphesiz. Türkiye'nin durumunu sorarsanız açıkçası Türkiye'de Merkez Bankası'nın bu tür bir çalışmaya da olduğunu biliyorum. Ama detayları bilmiyorum. Dolayısıyla onu da herhalde zamanla göreceğiz. Anlıyorum. Doruk Bey, ben esas olarak sorularımı bitirdim. Lütfen siz eksik kaldığını düşündüğünüz ya da hani mutlaka vurgulanması, anlatılması gereken şeyler varsa buyurun, lütfen dinliyorum sizi. Tabii teşekkür ederim. Ya özellikle şunu ben vurgulamadan geçmek istemedim. Bütün bu rakamlar tabii ki genel anlamda bir fikir veriyor ama özellikle kendim de tecrübe ettiğim konulardan bir tanesi buraya yatırım için gelen Türk şirketlerinin veya özellikle ticaret için düşünen Türk şirketlerinin dikkat etmesi gereken konuların başında
neler geliyor diye ben birkaç vurgu yapıp bitireceğim müsaadenizle. Lütfen. Bir tanesi e-ticaret. E-ticareti vurguladık. Hatta Ticaret Bakanlığımız da yakın zamanda bir rapor yayınladı. Ben DEİK'le birlikte bunun sunumu yapıldı. Orada çok aydınlatıcı rakamlar var. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hangi bölgelerde hangi ürünlerin e-ticaret kanalıyla Çin pazarına sokulabileceği ile ilgili bir takım yönlendirmeler var. Bir örnek vereyim. Mesela Hainan serbest ticaret bölgesi yeni bir oluşum içinde birkaç senedir. Hainan Çin'in güneyinde aslında turizm bölgesi gibi düşünün. Bizim Antalya'mız gibi doğası, işte denizi ve turistik tesisleri çok gelişmiş bir bölge. Son dönemde de COVID nedeniyle kapanan sınırlar nedeniyle bütün iç turizm, dış turizm de içeride aslında kısmen de olsa Hainan'ı hedef aldı. Oradaki duty free'ler yani gümrüksüz mağazalara çatır çatır mal satıyor. Yani Evet, haberlerini bravo, okuyoruz. onu söyleyeceğim. Orada daha büyük bir strateji var. Aslında orada Hong Kong'u da içine alan Great Bay Area dedikleri GBA projesi var. Ve bu Hong Kong'un servis ekonomisini, Hong Kong'un turizmini, Hong Kong'un kısmen vergi avantajını da içeren, Shenzhen'in teknolojik tabanını, Guangdong'un bölgenin canlılığını artı liman olma özelliğini de Hong Kong'la birlikte içine katan, ki Hong Kong Air Cargo'da hala bir numaradır. Bunları konsolide eden büyük bir alan oluşturuluyor, büyük bir bölge oluşturuluyor. O bölgenin içinde sizin de değindiğiniz gibi büyük bir duty free oluşuyor. Yani Çin aslında dual circulation ve hep Çin'le ilgili konularda bu yeni planda da vurgu yapılıyor. Yani İkili çifte dolaşım, dolaşım çifte dolaşım ya dedik. da. Evet. Yani onu da iyi okumak lazım. Şimdi tabii çifte dolaşım gerçekten iç tüketim döngüsünü dışarıdan ithalatla desteklemek mi tam olarak? Yani Çin kendi kendine yetsin iç tüketimde. Dışarıdan da ithalatı arttırarak bu iç tüketimi destekleyelim. Sadece bu mudur? Ben burada şüphelerim var. Benim burada şüphelerim var. Şöyle düşünüyorum daha çok. Çin iç tüketimi de hizmet odaklı, servis odaklı ekonomiyi arttırıyor. Ama benim kanaatimce içeriden rekabete açık bir kanal yaratmak olmuyor bu. Yani kendi üretebildiği, kendi üretme kapasitesi olduğu, kendi alanında markası olan ürünlere rakip getirecek ve ithalat yapacak mı derseniz bence öyle bir model değil bu. Bu model şu. Çin'in kendi kendine yetebildiği noktalar var. Özellikle belli alanlarda belli kapasitelerle. Bunun yetmediği alanları dışarıdan ithalatla ikame edeceğiz. Destekleyeceğiz daha doğrusu. Burada da akla gelen en önemli şey lüks tüketim. Yani burada Çin'in halen kozmetikte işte daha gıda güvenliğinin ön planda olduğu veya işte insanların daha fazla harcama eğiliminde olacakları ürünlerde ki eksikliği bence yabancı markalarla Bu da doldurması Türk şirketlerine sanıyorum ciddi anlıdır. bir fırsat sunuyor ya da sunabilir. Bu yani şöyle bir şey planlanabilir. Dediğiniz doğru. Mesela Hainan büyük bir duty free de oluyor. Çünkü hem turizm döngüsü var. Hem dışarı çıkışlar zorlaşıyor. Bundan sonra çok kolay olacağını da zannetmiyorum hemen. Buralara lüks tüketim ürünlerinin gelip e-ticaret kanalıyla veya işte fiziksel olarak satılabileceğini evet ben de düşünüyorum. Yani bir havalimanı duty free modelini oradaki oyuncuları alıp tamamen Hainan'da bir yere konuşlandırabilirsiniz. Aynı mantıkla. Yani burada çünkü biliyoruz işte hava trafiğinin son senelerde ne durumda olduğunu. Dolayısıyla belki de bunu bir artık hizmet ihracı veya bir ihracat kalemi olarak da görebiliriz. Başka yerlerde duty free kurulması ki İtalya'da, Kuzey İtalya'da bunu yaparak önemli bir turist çekti. Ama şu andaki plan Hainan'da bunu Çin'in içinde bırakmak. Öyle gözüküyor. Yani hizmet ve duty free harcamaları şu anda Çin'in içinde Hainan'da odaklanıyor. Bir diğer konu Kerem Bey şey olabilir. Bu bölgesel kapsamlı yatırım anlaşmasının imzalanması ARCEP dediğimiz.
Bu önemli. Bu biliyorsunuz ASEAN 10 ASEAN ülkesiyle 5 ülkeyi kapsıyor. O 5 ülke içinde de kendi aralarında hiç şu ana kadar FTA imzalamamış olan serbest ticaret anlaşması Kore, Japonya var ve Çin var. Bunun da katıldığı, Avustralya, Yeni Zelanda'nın da katıldığı büyük bir blok var aslında burada. Yani 23 trilyon dolarlık ekonomi, 2,3 trilyon milyarlık nüfus, özür dilerim. Ama işte bu rakamların altında ne var diye baktığımız zaman aslında RCEP'i iyi okuduğunuz zaman tek belgeyle dolaşım, menşei şehadetnamelerinde esneklik, daha az bürokrasiyle bu blok içinde %90'a kadar azalan tarifeler, gümrük tarifeleri, bunları göz önüne aldığınız zaman Türk şirketleri için Asya'da konumlanma stratejisini destekleyen bir aslında motivasyon oluşuyor kanaatimce. Çünkü buradaki üretim daha rekabetçi hale geliyor. Yani siz Vietnam'da ürettiğiniz bir şeyi Avustralya'ya satarken farklı bir menşei şehadetnamesi veya içerik aranıyordu. Kore'ye satarken farklı aranıyordu. Yani bir anlamda Şimdi sadeleştirildi bu iş. RCEP sonrası tek belgeyle dolaşacak bu ürün. Yani Avustralya'ya da aynı içerikle giriyor, Kore'ye de aynı içerikle giriyor. Yani düşünebiliyor musunuz ne kadar entegre ve ne kadar kolay bir dolaşım var? Tabii ki bir takım mikro problemleri olacaktır. Ama tedarik zincirleri anlamında, Asya'yı pazar edinen kendine şirketler anlamında burada halkanın içinde olmak ciddi bir avantaj sağlayacak. Yoksa lokal kalırım, Asya'yı yine de hedeflerim burada oturduğum yerden diyenler için bir miktar rekabeti zorlayacak bir anlaşma diye düşünüyorum. Anlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Rica Değerli ederim. CRI Türk dinleyicileri, unutmayın. Doğunun sabah yıldızı Çin, Batının akşam yıldızı Türkiye'ye birçok fırsatlar sunuyor. Yeter ki bunları algımızı açık tutarak görelim. Yeni bir programda buluşuncaya kadar yıldızınız parlak, algınız açık olsun. Hoşça kalın.